Ispanak'la barışma zamanı geldi çünkü en yetkili makamlardan en net açıklamalar ıspanağın güvenli olduğunu söylüyor. Eğer hala içiniz rahat değilse gelin biz sizi ıspanağın analizinin yapıldığı laboratuvara götürelim. Nasıl inceleniyor, açıklamalar hangi araştırmalar sonucu yapılıyor hep birlikte izleyelim. Kız ıspanak! Fiyatı düştü, satanlar çiğ çiğ yedi. Allah siz götürün bir şey olursa siz gelin buranın yakasını. Ama en net açıklama işin merkezinden geldi. İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ıspanak konusunda son noktayı koydu. Kafamızda herhangi bir şüphe yok. Ne foseptik karışmasıyla ilgili var, ne nitrat nitritle ilgili var, gübreyle ilgili var, ne kimyasal ilaç, ne zirai ilaçla ilgili bulgularda ağır metal analizlerinde de yapıldı. Onlarda da herhangi bir problem yok. Tazelikle ilgili herhangi bir kimyasal katılmış mı, serpilmiş mi ona da baktık. Onda da herhangi bir problem yok. Kafanızdaki soru işaretleri hala dağılmadı mı? Bu aralar ıspanakla pek mesafeliyiz. Aynen, bu aralar mesafeliyiz. O zaman sizi araştırmaların yapıldığı Türkiye'nin en donanımlı laboratuvarlarından birine götürüyoruz. Pazardan, manavdan, bakkaldan, halden, her yerden numuneler geliyor burada. İşinde uzman ekipler tarafından böyle ayrıştırılıyor, kesiliyor. Ardından başka bir kaba konup işte biraz önce sizlere de gösterdiğimiz bu numuneler haline geliyor ve bunlar özel cihazlarda inceleniyorlar. Laboratuvarımıza gelen numunelerde başta pestisit, kimyasal olarak nitrat, nitrit, ağır metal analizleri yaptık. Mikrobiyolojik, patojenik mikroorganizma analizleri yaptık. Numuneler araştırılıyor, özel makinelerde inceleniyor. Vatandaşın içinde şüphe olmaması için tüm detaylara bakılıyor. Ispanak numunesinde kesinlikle atropin ve skopolamine rastlamadık. Ama ıspanak içerisinde var olan ve ıspanak olmayan yabancı bir otta bunu yüksek düzeyde rastladık. Açıklamalar ıspanakta herhangi bir zehirli maddenin olmadığını, araya karışan bir ot sebebiyle zehirlenmelerin yaşandığını ortaya koyuyor. Vatandaşa ise bundan sonra ıspanakla barışmak kalıyor. Ispanağı suçlu gösterecek neticeye bizi ulaştırmadı. Yani bu olayda ıspanak masum ama onun içerisine katılan yabancı ot suçlu, çok rahat diyebiliriz.